Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ütopya Çiçek Evime hoş geldiniz. Bu videomuzda da Graptoviria, Albert Baynes, şöyle 5,5 santim saksılarda, biliyorsunuz bu hafta bunlar satıştaydı. Bir adet kendime ayırdım ve bunun saksısını ve toprağını değiştirip kendime ayıracağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle altı bol delikli bir tane kare saksım var. Onun içini toprakla dolduracağım. Hemen Albert'imizi şöyle saksının kenarlarını sıkıştırarak toprağından arındırıyorum. Alttaki kuru yapraklarını alıyorum. Evet, bakın burada akıllı gübremiz var. Onu da yine toprağın içine attım. Evet, burada bir tane daha var. Ziyan olmasın. Kendi toprağımın içine de çok az solucan gübresi karıştıracağım arkadaşlar. Aklıma gelmişken. Daha önce solucan gübresiyle ilgili bir video çekmiştim. Deneyimlerimi paylaşmadan, yani deneyimlemeden size tavsiye etmemiştim arkadaşlar solucan gübresini. Kullandım aşağı yukarı bir aydır, bitkilerim solucan gübresinde dikili. Herhangi bir şey olmadı. O yüzden tavsiye edebilirim. Şimdi hemen markasını da size göstereyim. Ben burada bir dükkandan bulmuştum onu. Birazcık kök budaması da yapacağım. Şöyle hatta makasımla, bu benim bitki makasım zaten. Evet, bu böyle bir dursun. Hemen solucan gübresi bir miktar şunun içine karıştırayım. Solucan gübremiz bu arkadaşlar. Nefesol markası. Nefesol toprağına Nefesol. Biliyorsunuz solucan toprağın içinde olduğu zaman toprağa hava aldırdığı söyleniyor. Yani hava aldırdığı için markanın ismini de gerçekten güzel akıl etmişler. Nefesol olarak bir marka oluşturmuşlar. %100 organik solucan gübresi. Şimdi hemen yine saksımızı alıyorum. Bunun içine çok az arkadaşlar, böyle bir çay kaşığı kadar gübre karıştıracağım. Çünkü saksımız ufak. Şöyle dikeceğim. Köke denk gelecek şekilde, bitkinin köküne denk gelecek şekilde birazcık karıştırdım. Hemen bitkiyi dikeceğim. Yuvayı da açıyorum. İstersek bu yuvayı açtıktan sonra içine de dökebiliriz. O şekilde de olabilir ama suladığımız zaman zaten birbirine illaki karışacaktır. Ben yanmış hayvan gübresi hiç kullanmadım arkadaşlar. Bilemiyorum. Yani iyi mi olur, kötü mü olur? Gerçekten yanmış gübreyi bulabilir miyim? Bir sakıncası olur mu? Çekindiğim için daha çok sıvı besin ve bu yılda solucan gübresi kullanmaya başladım. Dediğim gibi deneyimledim ve herhangi bir sakıncasını görmedim. Size de şu anda tavsiye edebilirim. Daha önceki videomda tavsiye edememiştim kullanmadığım için daha önce. Bunu da hemen kenarlarını şöyle ponza taşıyla kaplıyorum. Şu alt kısımlarını, yaprak aralarında da kalmasını istemiyorum. Evet, Albert Baynes'imizi de böyle minik kare saksımıza diktik. Bu çok güzel renklenecektir arkadaşlar. Güneşi seven bir tür ama yine de bitkilerimizi, özellikle sukulentlerimizi direkt birden güneşe çıkartmıyoruz arkadaşlar. Alıştıra alıştıra koyuyoruz. Çünkü hemen bir günde birkaç saat içinde de yapraklarında güneş yanığı olabiliyor. Onun düzelmesi de aylar alıyor. O yaprakların temizlenip yeni yeni yapraklar vermesi gerçekten neredeyse bir mevsim sürüyor. O yüzden bitkilerimizi direkt yakıcı güneşe koymuyoruz. Günde işte 10 dakika, 15 dakika, yarım saat alıştıra alıştıra süreyi her gün uzatarak o şekilde alıştırıp koyabiliriz arkadaşlar.
Bugünkü videomda böyle kısacık bu kadar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.